Efendim günaydın, iyi bir gün, iyi bir hafta hepimiz olsun. Öncesinde Cem TV ve Sağlıklı Hayat takibi olarak başsağlığı dileklerimizle programımızın açılışını yapmak istiyoruz. Dün efendim Şırnak'ta operasyonda şehidimiz Uğur Taşçı'yı son yolculuğuna devlet erkanı uğurladı sevgiseliyle. Allah'tan rahmet şehidimize diliyoruz. Yine Türkiye'nin büyük iş adamlarından Mustafa Koç'u sevenleriyle birlikte son yolculuğuna uğurladık. Yine efendim siyasetin renkli isimlerinden Kamer Genç son yolculuğuna uğurlandı. Efendim Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Yine efendim anmadan, unutmadan unutmak istemiyoruz. Yine emniyet müdürlerimizden Gaffar Okkalın efendim, yine gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu ve Dışişleri Eski Bakanı İsmail Cem'i sevgiseli olarak andık. Unutmayacağız efendim. Sevgi ve saygıyla, rahmetle anıyoruz. Önce sorumuz, daha sonra buradayız efendim. Sağlıklı Hayat'ta bugün yeni doğan bebeklerin bakımı hakkında konuşuyoruz. Yeni doğan bebeklerin bakımı nasıl olmalı? Bebek bakımı hakkında güncel gelişmeler nelerdir? Tüm sorularınız için Doçent Doktor Vefik Arıca stüdyo konuğumuz. Evet, az sorumuzda da dinledik efendim. Yeni doğan bebeklerde son teknolojinin gelişmesiyle birlikte de yeni bilgiler nelerdir? Hep birlikte öğreneceğiz. Önemli bir konu bugün bizlerle birlikte. Doçent Doktor Vefik Arıca efendim, çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı. Kendisinden hemen bilmediklerimizi sizler adına ve ekip adına öğrenmiş olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam çok kapsamlı bir alan sizin bulunduğunuz uzmanlık alanı. Özellikle yeni doğan bebekler ilk kez anne ve babalar hayatlarında bebekle tanış yaşıyorlarsa da zorlanacaktır düşüncesiyle yola başlıyorlar. Ama siz değerli hocalarımız ve ekibiniz bize güzel bilgileri öncesinde veriyorsunuz ama eksik yanlarımız da olabilir. Öncesinde bebeklerin muayenesi aralıklarla nasıl olmalı? Yeni doğduğu, evet, kucağımıza alacağız ama siz bize teslim etmeden önce neler yapmamız gerekiyor? Sizden dinlememiz lazım. Öncelikle herkese günaydın, tüm izleyicilerimize. Yoğun bir hafta sonu yaşadık. Ülkemizin de başı, evet, sağ olsun. Sağ olun. Şimdi öncelikle yeni doğan muayeneleri biz çocuk hekimleri olarak normalde 0 ile 18 yaş arası aralığı alıyoruz. Ama tabii önceden böyle miydi? Önceden böyle değildi. Önceden neydi? İşte erkekler askere gidene kadar, kızlar evlenene kadardı. Ama şu an tabii SGK'nın vermiş olduğu 0-18 yaş aralığı var. Yeni doğan muayeneleri bizim için çok çok önemli. Çünkü şu an normal dediğimiz bir bebek 2 saat sonra kliniği bozulabiliyor. Öncelikle yeni doğan muayenesi aslında doğar doğmaz değil, anne karnında başlıyor. Kadın doğumcunun izlemiyle bebek muayeneleri oluyor aslında. Çocuk doğduktan sonra da bu muayenelere biz devam ediyoruz. Genelde ilk günlerde biraz daha sık, özellikle sarılık muayeneleri gibi, işitme muayeneleri gibi, ama genelde bizim istediğimiz ilk 6 ay, her ay 6 ay ile 12 ay arasında 2 ay de bir muayenelere getirmesi gerekiyor ailelerin. Peki doğum salonu ekibinde kimler bulunmalı? Özellikle kimlerin görevi orada geçerli oluyor hocam? Gerçekten çok önemli bir konu o doğum salonu. Çünkü aileler merak ediyor orada neler oluyor. Gerçi şu an bazı hastanelerde aileler de içeri alınabiliyor ama orada 3 ayrı ekibimiz var. Biri anestezi ekibi, narkozu yapacak bir ekip. İkincisi kadın doğum ekibi ve hemşireler. Üçüncü ekipte bizi ilgilendiren çocuk hekimi ve yeni doğan hemşiresi. 3 ayrı ekip bulunmakta. 3 ayrı da disipliner yaklaşım uygulanmakta. Zaten ailelerin de mutlaka dikkat etmesi gereken konu burada 3 ekipte var mı? Ben doğum yaparken o hastanede o 3 ekipte geliyor mu? Orada bulunuyor mu? Ondan sonra takibini yapıyor mu? Mutlaka aileler onu sorgulamalı. Peki oradaki müdahaleler hep bizim ilgimizi çeker ama tabii orası sizin özel alanınız. Bizim de öğrenmek istediğimiz alan. Orada neler yaşanıyor? Biraz bize anlatırsanız. Aslında orada annenin de psikolojisi önemli. Anne zaten oraya gelmeden duygu yüküyle geliyor, eşi, annesi, babası, diğer çocuğu varsa bir duygu yükü var. Zaten narkoz verir vermez anestezi uzmanları orada başlıyor zaten doğum eylemi. Biz de bebeği elimize aldığımızda, kadın doğum uzmanı verdiği zaman bize bebeği, asıl bizim iş orada başlıyor. Orada bir takım müdahaleler yapıyoruz biz ve yeni doğan hemşiresi olarak. Neler yapıyoruz? Öncelikle bebeği ısıtıyoruz. Çünkü çocuk doğar doğmaz yabancı bir ortamda, anne karnı dışında bir ortamda. Çocuğu ısıtıp gerekli müdahaleleri, çocukta zaten bir problem yoksa ısıtıp
Çocuğun ağzını burnunu kurulayıp hemen toparlıyoruz ama herhangi bir sıkıntı durumunda mutlaka acil gereken müdahaleleri yapacak aletleri yanımızda taşımalıyız. Kolay değil hocam. 9 ay anne karnında ve yeni bir hayata başlıyor ve oradaki ısı derecesi çok önemli. Bebeğin hayatta tutulması çok önemli. Bir de aşılar ilk yapıldığı anda bizim olmazsa olmaz atlamadan geçmemiz gereken durum. Biraz açarsanız ilk bebek doğduğu andan itibaren hangi aşıları yapmamız gerekiyor hocam? Aslında şöyle, doğum salonunda bizim aşılamalarımız başlıyor. Aslında doğum salonunda iki tane iğne yapıyoruz. Biri aşı, diğeri de K vitamini dediğimiz çocukta hemorajik hastalığı, kan hastalıklarını önlemek için yaptığımız bir vitamin iğnesi. Ama aşı olarak ilk yaptığımız hepatit B aşısı. Ondan sonra onu zaten tekrarlıyoruz 3 doz şeklinde. Ortalama 0, 1, 2, 4 ve 6 ay aralığında aşılar yoğun bir şekilde oluyor. Arada da bir özel aşılarımız oluyor devletin vermediği. Onu ilerleyen dönemlerde ailelere bilgi vererek onları uyguluyoruz. Peki sonrasında hangi aşıları yaptırmalıyız? Tamam, siz iki aşıyı yaptınız ama bizim unutmamamız gereken, gerçi bize karne veriyorsunuz ama oradaki mutlaka not defterine yazmamız gerekiyor. Şu tartış, şu aşı olmalı. Nedir onlar hocam? Aslında çocuk her ay yine doldurduğu zaman hemen hemen her ay aşısı var ilk 6 ay boyunca. Aile hekimlerine çok büyük yük düşüyor burada. Çünkü gerekirse telefonla arayabiliyorlar veya atıyorum sefer halinde başka bir ile de gidebiliyor aile. Orada mutlaka aile hekimine başvurup en yakın aile hekimine aşılarını yaptırıyor. Ama biz ailelere diyoruz ki normal devletin verdiği aşıları biz yapıyoruz ama ekstradan da birkaç tane özel aşımız var. Bu özel aşılar hangileridir aslında? Bunlar çok önemli. Onu çünkü normal devletin verdiği aşılarını bir şekilde biz çocuk hekimi, aile hekimleri ya da gittiği bir yerde bir şekilde yapıyor ama özel aşıları mutlaka kaçırmamalılar. Özel aşıların çünkü belli ayları bulunmakta. Belli bir ayın dışında da zaten o kaçırılmış bir aşı olarak sonradan yapılamıyor o aşılar. Özellikle özel aşılarda biz aileleri hatırlatıyoruz. O zaman devletin kıldığı zorunlu aşılar dışında özel aşıları da önerir misiniz sorusu akıllara geliyor. Yani şöyle, önceden devlet tabii hepatit A ve süt çeyini mesela son birkaç yılda vermeye başladı. Şu an özel aşı dediğimiz birkaç aşı var. Onlar da yavaş yavaş muhtemelen önümüzdeki yıllarda gireceklerdir. Çünkü çoğu yurt dışı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde bunlar uygulanıyor. Biz onları öneriyoruz. Tabii isteğe bağlı diyoruz ama çoğu ailede zaten yaptırıyor. Çünkü hani aşının fiyatı hani 10 liraysa ya da 100 liraysa, yani bunu bir paket sigaraya vurduğunuz zaman zaten aile onu anlıyor. Yani kimse çocuğuna herhangi bir zarar gelmesini istemiyor. Çünkü özel aşıları yaptırmayıp o hastalığa yakalandığımız zaman ki maliyet çok daha fazla oluyor. Örneğin rotavirüs aşısı, zehirli hisar aşısı dediğimiz aşı, onun herhangi bir tedavisi yok. Sıvı serum tedavisi dışında çocuk ona yakalandığı zaman aile bir 10 gün boyunca perişan oluyor. Bazen bir 4-5 gecesini de hastanede geçirmek zorunda kalıyor. O yüzden ailelere biz anlattığımız zaman genelde aileler hemen vurduruyor. Herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Risk almaktansa doktorumuzu dinlemek her zaman çok çok önemli. Peki aşı demişken hocam, özellikle günümüzde çok yaygın domuz gribi aşısı çok dikkat çekiyor ama öncesinde nezle grip diye bir semptomla başladığını siz değerli hocalarımız dile getiriyorsunuz ama biraz açarsak aşıların etkisi ne kadar grip, nezle ya da domuz gribi gündemde olduğu için etkili oluyor? Aslında aileler nezle ile grip de çok karıştırmakta. Hani nezle biraz daha hafif semptomlar, burun akıntısı, hapşırık gibi şikayetlerle geliyor ama grip biraz daha kas ağrıları, yüksek ateş, boğaz ağrısıyla gelebiliyor. Tabii normal mevsimsel aşı, hani grip dönemi dediğimiz Eylül ayında başlayıp işte Aralık, Ocak, hatta şu an Nisan'a kadar çıktı bu grip aşılarının dönemi. O mevsimsel grip aşısını yaptığımız zaman da zaten onun için domuz gribini engelleyen H1N1 virüsüne etkili olan suç da orada bulunmakta. Aslında biz normal mevsimsel grip aşısını yaptırdığımız zaman o aşıyı da yaptırmış oluyoruz. Şu an gerçekten hani salgın demeyeyim ama o şikayetlerle gelen bir sürü hasta geliyor. İnatçı olduğu için mi domuz gribi diyoruz ya da gerçekten de ileri derecede rahatsızlık ve uzun uzadıya sürdüğü için mi biz domuz gribi ismini kullanıyoruz? Ya domuz gribi ismi tabii yurt dışından geliyor.
Öncelikle o hayvancılık yapan bölgelerde olduğu için ve oradan da insanlara bulaştığı için ilk isim öyle olmuş ama tabii şu an hani genellikle nasıl bulaşıyor domuz gribi, ülkemizde nasıl birdenbire oldu? Tabii bu hijyene bağlı, normal solunum yoluyla bulaşıyor. Bu nefes soluyla, öksürükle, tokalaşmayla, öpmeyle yakın temasla bunlar geçiyor. Tabii anne babaya geçiyor, baba çocuğa geçiyor gibi. Dolaşıyor. Ev halkı ve çevresi. Hani bunun da tedavisi var aslında H1N1 virüsünün. İlk 24-48 saat içinde onun ilacı var, hatta şurubu da çıktı çocuklara verebileceğimiz. Ama ilk günlerde hemen teşhis koyup hemen tedavi edersek, bol rehidrate etersek, bol sıvı verirsek çocuklara ya da kişilere, bol el hijyenini öğretirsek aslında bu salgınlar da olmayacaktır. Şu an hepimiz kapalı ortamlarda oturuyoruz. Hafta sonu aileler AVM'lere gidiyor. Hep kapalı ortam burası. Kapalı ortam olunca solunum yoluyla da bulaştığı için çok rahat bulaşabiliyor. O zaman burada sıvı tüketimi çok ön plana çıkıyor. Çocuklardan bahsediyoruz ama her yaş grubunu etkilediği için domuz gribi, aynı zamanda hijyenin önemi kat kat efendim. Aynen, değerli öyle. Hocamızdan bol bol el yıkamalı, bol sıvı almalı, bol sebze meyve tüketmeli. Özellikle çocuklar için, eğer anne sütü alıyorsa anne sütünü bol bol almaları, anne sütünü kesmemeleri gerekiyor. Ha, annede varsa o tür gribe şikayetler, onda yapacağı şeyler ne? Yine bol el yıkama, bol sıvı alma, en az 3 litre ağza burnunu kapsayacak şekilde maskesini takması. Emzirirken anne sütüyle geçmez ama nefes soluyla geçtiği için mutlaka o hijyeni sağlamalı anne. Şimdi gelen sorularda özellikle emzirme döneminde çocuğuma geçmemesi adına gribe yakalandım, iğne yaptırmam doğru mudur diye gelen sorumuza cevabımız hocam. Aslında şöyle, gribal enfeksiyonlarda eğer yüksek ateş yoksa, çocuğun kliniğini bozmuyorsa, evet, basit geçiriyorsa aşı yapılabilir o dönemlerde. Ama yüksek ateş varsa veya hani kas ağrıları çocuk yatacak şekilde düşkün bırakıyorsa hani birkaç gün ertelenebilir aşılar. Onun herhangi bir zararı olmaz ertelemenin. Yine de kontrol altında olmakta. Yine de çocuk hekiminin, evet, kontrolünde olmasında fayda var. Evet. Şimdi hocam peki doğum yapmaya hazırlanan anne nelere dikkat etmeli? Hastaneye geldi. Önerileriniz ne olmalı? Kendinde dikkat etmesi gereken olmazsa olmaz kurallar neler? Ya önceki tabii kadın doğum ekibini iyi seçmesi lazım. Evet. Her zaman ulaşabileceği bir kadın doğum uzmanı olabilmesi lazım. O ilk sorularda da belirttiğim gibi uygun anestezi uzmanı, uygun kadın, evet, doğum ekibi ve uygun çocuk hekimi ve çocuk hemşiresi olması lazım. Özellikle ailelerde önerimiz ne? Siz bir hastaneye girin. Şöyle şu bebek doğduktan sonra herhangi bir problem olduğunda oranın yeni doğan ünitesi nasıl, hemşiresi nasıl, nasıl bakılıyor? Ondan sonraki, çünkü bakım çok önemli. Doğum oluyor, bitiyor. Aile 24-48 saat hastanede kalıyor. Bazen bebek küvezde kalabiliyor. Hani oranın bir küvezi var mı, gece nöbetçi uzmanı var mı, gece kadın doğum uzmanı var mı? Aileler onlara mutlaka dikkat etmeli. O zaman öncesinde karar vermiş olduğumuz hastaneyi bir ziyaret etmekte fayda var. Tabii oranın yeni doğan ünitesini görmekte fayda var. Çocuk hekimiyle tanışmakta fayda var. Hani burada neler yapıyorsunuz, bebeğimde neler olacak, ne gibi uygulamalarınız var? Çünkü hastaneden hastaneye değişebilmekte, değişik sosyokültürel farklar olabilmekte. Ama önceki tabii kadın doğum uzmanına güvenmek lazım o konuda. Güvenmek gerekiyor. Her şeyin başında güvenmek ön plana çıkmaz mı hocam? Tabii, aynen öyle. Teslimiyet Güven her şeyin başında. Evet, kesinlikle. Şimdi hocam en özel kıymetli ana geliyoruz. 9 ay sağlıklı bir şekilde efendim bebeğimizi karnımıza taşıdık ve doğum anı yaklaştı. Doktora gittik ve doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Doğum sonrasında hemen bebeğimizi yıkama doğru mudur diye merak edilen soruların başında geliyor. Çünkü üzerinde doğum yapan kişiler mutlaka fark etmiştir efendim. Bebek size teslim etmeden önce bebeğin üzerinde bir beyaz bir tabaka var. Onun faydalı olduğu da söyledir hocam. Evet. Biraz açarsanız, yıkanması doğru mudur? Aslında şöyle, aileler bunu çok soruyor, özellikle taburculuk döneminde. Bebeği ne zaman yıkayacağım? Göbek bağı düşmeden hemen yıkayalım mı? Aslında bebeği herhangi bir, bazen çocuklar nasıl doğuyor? Kakasını yutup da doğabiliyor. Hani bu tabii istisnai durumlar. Normalde çocukları hemen yıkamıyoruz. Çünkü koruyucu tabaka dediğimiz bebeğin üzerinde ince bir tabaka, öyle mukuslu, vernix caseosa dediğimiz tabaka bulunmakta. O çocuğu tabii dış hipoksiden, dış ısılardan, hipotermiden korumakta ve enfeksiyonlardan yaradan korumakta. Yaradan nasıl özel yaratmış değil tabii mi hocam? Tabii zaten olduğu gibi doğuyor ve koruyucu bir tabaka şeklinde doğuyor. Ama şöyle bir ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen günlerde çocuğun durumuna göre, özellikle ilk 15 gün hiç sabun ya da şampuan
olmadan yıkamalıyız ki o pH, cildin pH'ini korumalıyız. 15 günden sonra da nasıl yıkamalıyız? Hani genelde çok fazla ovalamadan hijyen sabunlarla, deterjan oranı az, pH'i nötr olan bebek sabunlarıyla yıkamakta fayda var. Hani göbek düştükten sonra mı yıkayalım, düşmeden önce mi yıkayalım? Aileler bunu da merak ediyor. Aslında göbek düşmeden önce biz yıkamayı öneriyoruz. Çünkü bazen hani o vernis gazeoza dediğimiz koruyucu tabakı 24-8 saat sonra yavaş yavaş inceliyor. Hani bakteri tam cilde yapışmadan, o göbek bağı da enfeksiyon kapmadan aslında biz duşu öneriyoruz çocuklara. Hemen de tabii göbeği kurumatı lazım ki enfeksiyon olmasın. Yıkama demişken, çocukların her gün yıkaması çabucak büyümesine sebebiyet olur derler. Doğru mudur gerçekten her gün yıkanması? Faydalı mıdır? Ya da çünkü gelen sorularınızda efendim diyorsunuz ki bebeğimi yıkamaktan da biraz çekiniyorum. Çok küçük olduğu için elimde tutamıyorum. Her gün yıkanması uygun mudur ya da sıkıntı yaratır mı yıkanmazsa? Aslında o da şöyle, hani ya tabii mevsime göre değişiyor, işte annenin bulunduğu ortam sıcaklık durumuna göre değişiyor ama bizim önerimiz genelde eğer ev sıcaksa, kış aylarında özellikle gün aşırı yıkamasında fayda var ama zaten yaz aylarında bebeklerde islik olmasın diye her gün bir kere yıkamakta fayda var. Bazen bebeklerin ciltleri de kuru olabiliyor. Kuru olan ciltlerde de zaten özellikle bizim önerimiz bebeğe ve duşunuzu aldırın ama ondan sonrasında mutlaka bir nemlendirici. Nemlendiricideki kasıt da hani bebe yağı ya da saf zeytinyağı katkısı zeytinyağları bulmakta. Onunla bebeğinize masaj yapın, cilde yedirin. O nemi alsın, öneriyoruz. Hani duştan sonraki süreç de bizim için önemli cilt için. Evet. Şimdi güzel şeylerden bahsediyoruz ama bazen de doğumhanede acil durumlar gelişebilme ihtimali mutlaka anne adaylarına olabiliyor. Peki neler olabilir diye sorarsak hocam, nasıl önlem alınıyor? Sizden dinleyelim. Aslında bu oran çok yüksek değil ama olunca da, hele hele o bebeğe olunca, o anne baba için tabii %100 oluyor. Hele hele ilk çocuğu olan, bir sürü tüp bebek yöntemiyle veya değişik yöntemlerle doğum yapan bir sürü anne baba var. Hani o bebeğin başına gelince tabii değişik sıkıntılar çıkabiliyor. Aslında bu orana baktığımız zaman oran her 100 bebekte 15 bebekte değişik sıkıntılar çıkmakta. Onların biri de solunum cihazına bağlanmakta. Olabilmekte. Hangi durumlar olabilmekte? Çocuk doğar doğmaz kakasında yapıp yutabilmekte ve nefes problemi yaşamakta. Nefes alıp vermede akciğerleri tam iyi gelişmemiş olabiliyor. Özellikle prematüre bebeklerde bunları yaşıyoruz. Akciğer problemleri yaşayabiliyoruz. Bazen kadın doğumcunun uyarısıyla, çünkü anne karnında da bir takım hastalıklar bulunabiliyor. Özellikle detaylı ultrasonlarda yapılan ultrasonlarda kadın doğum uzmanı da bizi uyardığı zaman, işte doktor bey bunun başında şöyle var ya da nefes borusunda böyle var, karaciğerinde bir kitle var dediği zaman biz de ona yönelik önlemlerimizi almaktayız. Zaten o yüzden dedim, hani mutlaka ekibi, özellikle çocuk ekibini iyi seçmekte fayda var. Her bir ayrı ekip, anestezi, kadın doğum ve çocuk ekibi, bunları mutlaka iyi seçmeliler aileler. Takip şart burada. Şimdi efendim telefonlarınızı alacağım, az sonra değerli hocamıza buluşturacağım ama çoğunluk neden bebeğim doğar doğmaz sarılıkla karşılaşıyor diye gelen sorularınız var. Birlikte öğrenmiş olalım. Neden sarılıkla hocam tanışırlar çocuklarımız? Aslında aileler onu da sormakta. Aileler diyor ki biz sarılık aşısı yaptık, hepatit B aşısı nasıl sarılık olur? Aslında o yaptığımız bizim hepatit B aşısı, bu yeni doğan sarılığı ile ilgili olan bir aşı değil. Hepatit B biliyorsunuz karaciğerle ilgili olan, erişkin olan karaciğerin enfeksiyonu anlamına gelmekte ama buradaki sarılık tabii yeni doğanda bir takım karaciğer enzimleri az üretilmekte, belli günden sonra üretilmekte. Sarılık çoğu bebekte demeyeyim de her 3 bebekten birinde olmakta. Ama bizim için o önemli olan belli bir değerin üzerine aşmaları. O değer nedir? Tabii çocuğun gününe göre değişebilmekte. O değeri aştığı zaman kandaki sarı olan bilirubin dediğimiz madde beyne ulaşmakta ve beyinde de bir takım hasarlar görme, işitme şeklinde kernikteriyüz dediğimiz tablolara yapmakta. Hani risk ne zaman kalkıyor? Ortalama o kan ile beyin arasında bir bariyer oluşmakta o bilirubini korumak için. Ortalama ikinci haftadan sonra o bariyer oluştuğu zaman o risk de ortadan kalkıyor.
Evet. Şimdi efendim gelen sorularınızda özellikle diyorsunuz ki bebeğimle ilgili tam konu bize göre. Şu an ekranda sizi izliyorum ve benim bebeğimle tanışmam biraz gecikmeli oldu. Çünkü hemen yoğun bakıma alındığı için bebeğimle emzirme süresini bile gerçekleştirmedim. Benim kafama takılan soru da bebekle doğar doğmaz emzirme olayı gerçekleşmesi gerekir diye etrafından duyuyorum. Benim biraz gecikmeli başladığı için bebeğimde gelişme sıkıntısı olur mu diye gelen sorularımız var. Yani şöyle, tabii öncelikle normal sezeryan mı, normal doğumlu sezeryan mı? Yani bizim hep önerimiz her şeyin normali, normal doğum yaptırın. Çünkü çocuk oradan doğarken oradaki florayı da alsın, ağız onunla buluşsun, o anneyle bebek arasındaki bağ oluşsun. Çocuk normal doğumdayken zaten hemen annenin göğsüne veriyoruz ve hemen o doğum salonunda emme işlemi başlıyor. Anne de zaten aktif narkoz almadığı doğrusu için. Doğrusu bu o zaman hocam. Doğrusu bu normal doğum ve hemen annenin emzirmesi. Ama sezaryanlarda tabii anne narkozdan geç uyanabiliyor, dikişleri olabiliyor, ayağa kalkamayabiliyor, duşunu alamayabiliyor. Anneyle ilgili, narkozla ilgili bir takım sıkıntılar olabiliyor, baş ağrıları gibi, kusmalar gibi. Tabi orada biraz emzirme dönemi geç olabiliyor, anne tam toparlanabiliyor ama orada bile yine sezeryan odasında bile anneye gösteriyoruz. Bebeği gerekirse göğsüne koyuyoruz. Çünkü anne o bebeği gördüğü zaman zaten oksitosin hormonu dediğimiz o emzirme hormonu salgılanıyor ve böylelikle anne sütü de gelmeye başlıyor ama biz ondan mahrum bıraktığımız zaman zaten o hormonda da sıkıntılar oluyor ve sütü de kesiliyor. Yani ilk saatler çok önemli. Evet. Mutlaka anne emzirmeli. Peki bazen keyifsiz istemediğimiz durumlarda bebek anne ayrı kalma sürelerinde tabii ki bebeğe süt takviyesi yapılıyor. Ama kendisinin emzirmesiyle arasında fark var mıdır diye gelen sorular acaba? Çok fark var çünkü hani normal anne sütünü sağıp bir yeni doğan ünitesine götürdüğünüzde eğer küvezde aradaki bağ kurulamıyor. Aslında o anne burada emzirirken bir tek anne sütünü almıyor. O teni, bebeğin tenine dokunuyor, göz göze geliyorsunuz, elinize dokunuyor, o güveni sizde hissediyor. Yoksa anne sütünü zaten 10-15 dakika emzirince midenin %90'ı doluyor bebeğin ama bir bakıyorsun çocuk bir saat emiyor. Çünkü oradaki bağ kurmaya çalışıyor, bebek de alışıyor, bu benim annem diyor, elinizi tutuyor. Aslında bir takım bağlar kuruluyor. E tabii hani direkt verdiğiniz zaman biberonla ya da mama kullanan bebekler bunlardan mahrum kalıyor maalesef. Mama demişken efendim gelen sorunuzda özellikle ben sütle ilgili mücadeleme yenik düştüm. Çünkü bebeğimi emziremedim, mamaya hızlıca dönüş yapmak gerekti. Doktorlarımın tavsiyesiyle peki hep siz dersiniz ki mutlaka anne sütü şart. Belirli sürede ama alternatif olmuyorsa mamaya geçiş dönemi başlıyor çok kısa bir sürede olsa. Burada bebeğin bekleyen sıkıntılar olabilir mi hocam? Tabii olabiliyor. Hani mama çok zor durumda kaldığımızda tabii ki kullanmalıyız. Çocuğun kan şekeri düşeceğini ya da çok iyi kilo almıyorsa bazen anneler anne sütüne emzirirler ama bol da gelir ama sulu kısmı fazladır. Hani bebekte kilo aldıran ya da çocuğu uyutan nedir? O yağlı olan kısımdır. Bazen aileler hani çok sık emziren aile özellikle yarım saatte bir bebek emiyorsa daha çok o sulu kısmı alıyordur ama hani annenin göğsünde o süt bekliyorsa bir 2-3 saat o yağlı kesim de alabiliyor. Çocuk hem kilo alabiliyor hem doyuyor hem daha rahat hem kolik sancılar da azalıyor. Ama gerektiği durumlarda tabii ki hani mama ya da işte belli bir aydan sonra 6 aydan sonra sadece anne sütü yetmiyor olabiliyor. Ek gıdalara başlıyoruz biz o dönemlerde. Destekleme şart. Aynen öyle. Peki emzirme konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar var mıdır diye gelen sorular olabilir. Çünkü izleyicilerimizden gelen sorularda da bir türlü emzirmeyle sıkıntımız yaşıyoruz. Uyku hali oluyormuş bebeklerimizde. Peki burada da uyuması güzeldir ama bir yandan da beslenmesi lazım değil mi hocam? Orada evet. Dikkat edeceğimiz sıkıntıyı aşabilmek için. Emzirmedeki aslında 3 tane neden var. Bir bebeğe olan ait olan nedenler, bir o emzirme yerine ait olan nedenler ve anneye ait olan nedenler. Bebeğe olan nedenler ne? Yani çocuk sürekli uyuyordur, kaldıramıyordur. Çocuk gevşek olduğu için de yiyememiyordur. Tabii mesela sarılıkta çocuk çok fazla uyuyor olabiliyor. Veya kan şekeri düştüğünde çocuk çok sürekli uyuyabiliyor. Orada aileler diyoruz ki ayak topunu biraz okşayın, biraz hani dürtün, biraz oynayın, biraz göz göze gelin. Hani çocuk zaten kalkacaktır. Veya hani emzirme yeriyle ilgili bir takım sıkıntılar olabiliyor. İşte anne meme tümörlü olabiliyor, orada apse olabiliyor, orada değişik sıkıntılar olabiliyor. Ya da anneyle ilgili faktörler ne olabiliyor? Anne bol sıvı almıyordur.
anneye diyoruz ki biz en az 3 litre 4 litre sıvı alın, günlük duşunuzu alın, göğüs masajını uygulayın kalka şeklinde, o süt kanalları açılsın, kaliteli süt gelsin. Ya da annede bir takım tabii psikolojik problemler olabiliyor, uykusuzluk olabiliyor. Hani onlar hepsi sütün kalitesini değiştirebiliyor. Tabii mutlaka bu dönemde ailelere mutlaka bir yardımcı da gerekiyor. Bu tabii kayınvalide de olabilir, kendi annesi de olabilir. Onu uygun şekilde bir yardımcıyla o günleri geçirmesi gerekiyor. Şimdi yine efendim bakın bebeğimizde süt vermenin önemini değerli hocamız anlatıyor. Ve benim çocuğum maşallah çok sağlıklı. Sütü fazlasıyla kendisine verme şansım oldu. Ve fazla da artan sütleri olan kişilerimizin bizlere ulaştığını rejideki ekip arkadaşlarımız uyarıyor. Peki korunmak ömrü ne kadardır? Fazlasıyla sütü var ve bir şekilde onu alması gerekiyor bebek. Aldı ama fazlası da var. Dolapta saklaması mı gerekiyor ya da alternatif ne yapması lazım? Hastane sütü çok değerli. Yani şu an mesela mama firmaları o düzeye ulaşmaya çalışıyor ama belki onda birine ulaşmışlardır. Niye anne sütünün ilk protein, karbonhidrat geliyor o dakikalarda. Sona doğru yağlı kesimi alıp bebek çocuk uyuyor ondan sonra ama normal mamada tabii karışık olduğu gibi alıyor. İlk 6 ay zaten mutlaka alması gerekiyor. 2 yaşa kadar öneriyoruz şu an. Yurt dışında 2,5 yaşa kadar çıkabiliyor bu emzirme dönemi. Tabii dediğiniz gibi anne bazen işe başlayabiliyor ya da fazla miktarda gelebiliyor. Anne sütü nasıl saklamalı? Aslında hani anne sütü saklama poşetleri var. Küçük küçük mililitrelerde işte 150'lik ya da hani onun değişik mililitreleri var ya da cam biberonda olabilir. Oda sıcaklığında 3-4 saat kalabilmekte. Anne sütü ya da buzdolabında o yumurtaların konulma köşelerinde 24 saat durabiliyor. -20 derecedeki o buzlukta 3 aya kadar durabiliyor. Anne tabii oraya depolayıp işe başladığı zaman hani bakıcı ya da bakan kişi o sütleri uygun şekilde ısıtıp ılıtıp bebeğe vermeli. Şimdi bu kısım şanslı kısmı. Bir de sütü olmayan anneler var. Bizlere ulaştıklarında gelen sorularınız özellikle efendim bebeğime süt vermek istiyorum ama süt gelmiyor. Artırmak için ne yapmalıyım? Özellikle de piyasada satılan gıdalardan destekleyici almak zarar mıdır, fayda mıdır? Ne önerirsiniz diye sorularımıza cevaptır hocam. Aslında eczanelerde bir sürü satılan anne sütünü artıran yok çaydır, yok değişik bitkisel ürünlerdir, yok değişik mayalardır, değişik probiyotiklerdir. Aslında eczaneye gittiğiniz zaman en az bir 50 tane ürün bulursunuz bitkisel ürün. Ama burada bizim için önemli olan biz aileye diyoruz ki bol miktarda sıvı tüketin, en az 3 ile 5 litre arasında. Bu sıvı tükettiğiniz zaman hani 1 ya da 2 bardak maksimum rezene, anason, kimyon çayları olabilir. Çocuk rahat gazını çıkarsın, bir de sizin de bağırsak probleminiz olmasın diye. Bol sıvı şu an aslında hani literatüre baktığımız zaman ya da yurt dışında bol sıvı tüketme dışında anne sütünü artıran tek tük yayınlar var. Tabi burada annenin psikolojisi de önemli. Anne uykusuzdur, yemek yemiyordur dengeli ya da kafasında ufacık bir takıntısı vardır. Hani bu niye böyle ya da eşiyle, kayınvalidesiyle ilgili bir takım sıkıntılar vardır. Onlar bile anne sütüne yansıyabiliyor. Kafada bir sıkıntısı olduğu zaman, özellikle uykusuz olduğu zaman sütü az gelebilir ama çok mutlu olduğu zaman aile, anne yemeğine de dikkat ettiği zaman, bol sıvısını tükettiği zaman aslında çoğu problemleri aşmakta. Hayatın tadını çıkarmak lazım aslında. Bebeğiyle iyi vakit geçirmekte. İyi vakit geçirmekte fayda var. Efendim bol telefon alacağım, merak etmeyin. Sizler adına da çoğunluk olduğu için ben zaten temsilen değerli hocamıza sorularınızı yöneltiyorum. Ceylan Hanım attım efendim. Önce sizi dinleyeyim, daha sonra diğer soruları da buluşturalım hocamızla. Evet hastayım. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim 42 günlük bir bebeğim var da yaklaşık 10 gündür mide bulantı, kusma yaşıyor. Bununla ilgili doktora da götürdük. Hatta midesi için ultrason çektiler, kan tahlilleri, tahlil yapıldı, bir şey çıkmadı. Ama hala yine arası kusma, ağızdan çıkarma devam ediyor. Bunun neden olabileceğiyle ilgili soru soracaktım doktorumuza. Tamam, hatta kalınız efendim. Önce hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi gönderelim. Daha sonra nedeni nedir dinleyelim hocamızdan. Aileler bununla çok sık karşılaşmakta aslında. Özellikle ilk 6 ay dediğimiz doğal reflü dediğimiz evre 1 ya da 2 doğal reflü olmakta. Çünkü mide ile yemek borusu arasında bebeklerin doğal bir kas olmakta. O kaslar da biraz gevşek olduğu için midedeki anne sütünü çocuk yukarı doğru kusabiliyor. Ama 6 aya doğru, 1 yaşa doğru o
mide ile yemek borusu arasındaki kas iyice geliştiği için o doğal reflü de kalmakta, ama eğer çocuğun kilo alımını engelliyorsa, aylık 600 gramdan az alıyorsa ya da kilo boy çocuğun beslenmesini bozuyorsa tabii bir takım ilaçlarla devreye girmekte. Tabii tetkiklerde bunlar bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bu reflü dediğimiz ya da bir takım ilaççı filmler, sintigrafik tetkikler yapılabilmekte. Onu da çocuğun durumuna göre daha detaylı incelemeler, gerekirse de bazen tedaviden tanıya gitmekteyiz. Bir takım yan etkisi az olan ilaçlarla aslında devreye girilebilir, ama tabii çocuğun kilo alımını bozuyorsa, ama kilo alımında problem yok. Anne sütünü alıyor, çocuk arada anne sütü kesiği gibi kusuyor. Çocukta herhangi bir huzursuzluk yok, beyin gelişimi, nöroloji gelişimde bir problem yoksa aslında biraz beklenebilir. Takip önemli. Takip tabii önemli, kilo alımı önemli. Çocuk hekiminin aslında ona göre bir çizelge, yani 2 ay sonra geçmezse, kilo almazsa ben bunu yaparım, şu ileri tetkik yaparım ya da şu ilacı yazarım diye bir çizelge aileye yol göstermesi gerekiyor. Evet. Peki efendim, yeni doğan bakımı hakkında değerli hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Doçent Doktor Vefik Arıca değerli hocamız bizlerle birlikte, kısacık bir aramız, daha sonra buradayız. Sağlıklı Hayat'ta bugün yeni doğan bebeklerin bakımı hakkında konuşuyoruz. Yeni doğan bebeklerin bakımı nasıl olmalı? Bebek bakımı hakkında güncel gelişmeler nelerdir? Tüm sorularınız için Doçent Doktor Vefik Arıca stüdyo konuğumuz. Efendim, kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikteyiz. Yeni doğan bebeklerimizde bakım nasıl olmalıyı değerli hocamız Doçent Doktor Vefik Arıca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, özellikle gelen reklam arasındaki sorularımızda benim hiç sütüm yok, nasıl artırmalıyım, ne tavsiye edersiniz, ne yemeliyim diye gelen sorularımız var. Aslında anne sütü tamamen kesildiği zaman tekrar gelir mi, bazen aileler soruyor, ben 2 ay emzirdim ama bitti, bir daha gelir mi? Gelen bir sürü bayan var. Hani orada da yine aynı şekilde psikolojik problemleri çözmesi lazım, boğaz sıvı alması lazım, kafasında bir takım takıntıları çözmesi lazım ya da hani anne bir kemoterapik bir ilaç alıyordur, anne sütünden geçen bebeğe zararlı. Orada da yani anne sütü bazen kesilebiliyor. O tür durumlarda ne vermeliyiz? Tabii öncelikle formül mamalar, hani öncelikle inek sütü zaten 1 yaşa kadar hiç önermiyoruz. Formül sütü mamalar, bu arada keçi sütü mamaları da piyasada var. Bazen onları da ailelere önerebiliyoruz. Organik olanlar bizim için bazen önemli olabiliyor. Bazı mamalar organik olabiliyor. Veya çocuğun kilo durumuna göre iyi kilo aldıran mamalar verilebiliyor. Ya da ishali varsa çocuğun, doğal reflüsü çok varsa, bir önceki yayındaki izleyicinin ifade ettiği gibi, ona özel mamalarla araya girilebilir. 6 aydan sonra da zaten ek gıdalara başlıyoruz. Ek gıda ve formül mama karışık gidebiliyoruz. Şimdi hepimizin yaptığı şeyler efendim, sizlerden de çoğunluk olduğu için değerli hocamıza sizler adına soralım. Emzirme olayı var, her şey yolunda, ama ağlama durumu bazen oluyor. Bazen de emmediği durumlarda yalancı memeyi kullanabiliyoruz. Bu uygun mudur ya da verilmeli midir? Verilmezse ya da verilirse ne gibi sıkıntılar vardır ya da yoktur? Dinleyelim sizden hocam. Aslında hani bunu çoğu aileye sorduğun zaman herkesin bir fikri vardır, ama hani yurt dışı yayınlara baktığımız zaman ne diyor emzik hakkında? Evet. İlk bir ay kesinlikle önerilmiyor. Çünkü anne sütünü azaltına dair bir takım veriler var, ama bir ay ile 1 yaş arasında, 1 ay ile 12 ay arasında bebeklere uyku esnasında mutlaka verilmeli denilen yayınlar var. Orada niye mutlaka verilmeli deniliyor? Bizim bebeklerde ani bebek ölüm sendromu dediğimiz sendromlar var. Çocuk yatağında kalmakta, anne gidip bakıyor, 2 saat sonra mosmor çocuk aniden ölüyor. Nedeni bazen belli değil, bazen aspire et anne sütünü ciğerine kaçırmaya bağlı olabiliyor, ama emziğin o tür ani bebek ölüm sendromunu düşürdüğüne dair yayınlar olduğu için 1 ay ile 12 ay arasında, özellikle uyku esnasında emzik şu an için öneriliyor. Morarma demişken efendim, gelen sorularda özellikle diyorsunuz ki bebeğim hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve morarma derecesinde kendisini seyrediyoruz. Bu normal midir diye gelen sorularımız var. Bebeğin çünkü morarma halini merak ediyor izleyicilerimiz. Şöyle, morarma tabii ki normal değil, ama hani normal morarmalar var, anormal morarmalar var. İlk 6 ayda beyin nöroloji gelişimi hızlı olduğu için hani ara ara morarmalar olabiliyor, ama tabii çocuk muayenesine mutlaka girdirmeli. Kalpte herhangi bir konjenital kalp hastalığı, akciğer problemi var mı diye mutlaka bakılmalı, ama
Bazen onlar normal çıksa bile birkaç ay sürebilmekte. Özellikle eğer kolik sancıları varsa, belli saatlerde çocuğun gaz şikayetleri varsa tabii morarmalar olabilmekte. Onu çocuk hekimi uygun şartlarda bakıp hani o zararlı olan morarma mı zararsız mı mutlaka bir hekim karar vermeli. Efendim bebeklerimizdeki karın ağrıları ve kabızlıkla ilgili sorularınız var. Hepsini öğreneceğiz ama Hatice Hanım öncesinde size merhaba diyelim. Hatta mısınız? Evet hattayım. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun siz de dinleyelim. Ben de iki tane torunum var, ikiz de. Bir yaşını geçtiler. Anne sütünden zaten içmediler. Doğru duruşta 3 ay ancak içtiler. Tabii anne çalıştığı için veremedi. Bunlar normal sütte ne zaman? Yani öbür sütte normal ne zaman çocuklara verebiliriz? Ankara'dan Hatice Hanım bize ulaşmış. Normal süte hangi devrede geçmemiz gerekiyor? 1,5 yaşında mı dediniz efendim çocuklarımız? 1,5'a yakın işte. Oraya yakın. Evet, buyurun efendim. Öncelikle merhabalar Hatice Hanım. Merhaba, kolay gelsin. Tabii ikiz bebek olması tabii bakmak zor. Bazen aileler geliyor böyle. Baba iki eliyle taşıyor. Birkaç ay sonra tabii ikaz yapmakta orada baba. Şimdi öncelikle anne sütü almaması da büyük şanssızlık. Hele hele ikiz bebeklerde o tür sıkıntılar olabiliyor. Çünkü anne de çok yoruluyor. Bir taraftan al değiştiriyor, bir taraftan emziyor, bir taraftan yıkıyor onu. Yani bir takım sıkıntılarla bazen azalabiliyor. Tabii normal süt, önceki tabii anne sütü gelmiyorsa formül süt mamalar. Hani bu keçi sütü maması da olabilir ya da formül sütler olabiliyor. 6 aydan sonra ek gıdalarla devreye girilmeli ama inek sütünü normal bizim piyasada satılan pasteurize sütleri 1 yaştan sonra kesinlikle 1 yaştan önce önermiyoruz. Niye önermiyoruz? 1 yaştan önce inek sütü alerjisi olma olası çok yüksek çocukların ve bağırsaklarda küçük küçük kanamalar yapıp demir eksikliği anemisi dediğimiz bir takım hastalıklara yol açabilmekte. Hatta bazen anneye bile biz inek sütünü, inek sütü diyeti, azaltma diyeti verebiliyoruz. Çocuk bazen gaz sancıları olabilmekte ama biz anneye dediğimiz zaman inek sütü ürünlerini kes dediğimiz zaman bazı çocuklarda kolik sancıları bile azalabiliyor. Hani bazen annenin bile o ilk bir yıl bazen o diyeti veriyoruz, inek sütü almamasını öneriyoruz bazen. O zaman her şey yolunda gitti. Normal ek gıdaya 6 ay süre sonrasında mı geçmek gerekiyor destekleyici beslenmeye? Aslında ilk 6 ay anne sütü bu zaten bakanlığında tüm spotlarında bulunmakta ama bazı durumlarda erken geçebiliyoruz. Hangi durumlarda? Mesela ikiz gebelikler var, anne sütü yok, anne çalışıyor. Hani o 5 aya kadar da çekebiliyoruz ya da çocuk iyi kilo alamıyor sadece anne sütüyle yine bir ay erkene çekebiliyoruz ama 6 aydan sonra artık sadece anne sütü bizim için iyi kilo alamıyor duruma gelebilir. Bazen çünkü çocuklara bakıyoruz. Çocuk 2 yaşında halen anne sütü herhangi bir ek gıda almıyor çünkü onu bir güvence olarak alıyor. Çocuğun kilosuna da bakıyorsun zaten zayıf, çok fazla gelişmemiş. Orada da zaten hani belli dönemlerde, belli durumlarda anne sütünü artık hani 2 yaştan sonra hani kesin diyebiliyoruz o durumlarda. Şimdi size bebeklerini getirdiği zaman bu ay çok fazla kilo almış, neyle beslediniz diye cümleleri duyabiliyoruz. Ya da hangi ayda ne kadar kilo daha idealdirin sorusunun cevabını alacağız ama Ali Bey hatta mısınız, siz dinleyelim öncesinde. Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İzmir'e selamlar. İzmir'den ulaşmışsınız bize. Merhaba, iyi günler efendim. Sağ olun efendim. Ben şunu merak ettim. İlk doğan çocuğu eskiden tuzlu su yaparlardı. Hocama şunu sormak için. Bu yani bu eski bir şey mi? Gerçekten kokmasın diye korktum ayakları. Bu nasıl bir şey hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Gerekiyor mu yani tuzlu su? Yoksa gerekmiyor mu? Sizin ailede hikaye var mı efendim, böyle çocuklara, torunlara tuzlu su yaptınız evet, mı? Evet, eskiden yapıyorlardı. Ben de 5 yaşında bir adamım köyde. Yaparlardı bu şekilde. Annemle birlikte eve de annem de çünkü şehirde çok uzaktık. Kadınlar doğma annemi götürürlerdi. Böyle bir şey söylerlerdi. Annem konuşurdu. Ben de duyuyordum işte tuzlu yapıyorlar ki tuzlu suyla yıkıyorlar ki daha sonra çocukların ayakları koktu, basları kokmasın. Ağzı kokmadı. Hocam merak ettim. Hocamdan bir sorayım dedim. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Çok iyi ettiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bize de çok sık sorular soruların başına geliyor. Tam yıkanma durulama suyuna hemen maşrapanın içine efendim tuzlu suyu koyarlar ve durulaması o şekilde olur. Doğru mudur bu? Bunu aileler çok soruyor. Hani kayınvalide ya da işte annem bunu bebeği tuzlu suda yıkamak istiyor, ne yapalım diye. Aslında şu an hani son yıllarda zaten hiç önerilmiyor. Ben o zaman aileye soruyorum hani
Hani tuzlu suda yıkananla yıkanmayan arasında yani şu an o zaman bir sürü kişinin ayağının kokması ya da ağzının kokması gerekiyor. Öyle bir şey yok tabii. Ben mesela Van bölgesinde çalıştım bir iki yıl mecburi hizmette. Orada çok sık geliyordu. Bebekler nasıl geliyordu? Tuzlu suda yıkanan, özellikle yoğun tuzlu suda yıkananlarda hipernatremik dehidratasyon dediğimiz bir hastalık oluyor. Nasıl oluyor? Tuzlu suyu vücut çekiyor cilt. Çektiği zaman vücudun sodyum tuz oranını artırıp su kaybına oluşuyordu ve yoğun bakımda solunum cihazlarında bir sürü bebek öyle takip ediyorduk. Tabii bir kısmı da vefat edebiliyordu. Ölümlere giden bir takım sıkıntılar olabiliyor. Hani o tuzlu suyun tabii ağız kokusuna, ayak kokusuna, değişik şeylere hani ilerleyen yaşlarda mutlaka faydası vardır ama yeni doğanda kesinlikle önermiyor. Çünkü cilt çok ince, pH'i nötr. Ufacık bir şeyi, ufacık bir kremi bile emip karaciğere bile zarar verebiliyor. O hiç önermiyor. O zaman yeni doğanlarda hayır da biraz büyüdüğünde olabilir diyebilir miyiz azıcık? Yine çocuklarda hiç önermiyoruz ama tabii erişkin yaşlarda cildiyeciler, cildiye hekimleri bir takım hastalıklarda tabii ki öneriyorlar. Aileler bazen şey diyor, azıcık şöyle azıcık bir de kapsam hiç önermiyorum. Bir de cilt denize de götürülür hocam. Yeni bebek buluşması olsun, hani tuzlu su vücudunu tamamen alsın diye demek ki. Yani o deniz suyu biraz daha farklı. Çünkü doğal bir su. O hani dışarıdan bir tuz katımı olmuyor. Ama tabii ilk 6 ay zaten hiç önermiyoruz onu. Hani ailelere sadece hani güneşe bir 30 dakika çıkar diyoruz vücutta o D vitamini sentezlesin diye ama ilk 6 ay zaten hani hiç suya girdirmiyoruz. Evet. Şimdi efendim benim bebeğim çok maşallah sağlıklı. Ne verirsek yiyor ama obez tanısı konuldu diye gelen sorularınız var. Peki bebek doygunluğunu nasıl anlamalıyız? Ayarı var mıdır beslenmede? Kabızlık da efendim atlamadım merak etmeyiniz. Karın ağrısı ile ilgili bebeklerimizin sorularının cevabını alalım hocam sizden. Şimdi aileler onunla da geliyor. Diyor ki yani çocuk bir ayda işte 1,5 kilo aldı ama çocuğum doymuyor. Hani çocuk zaten ilk 6 ayda eğer 600 gram alıyorsa, annesini alıp rahat uyuyabiliyorsa, çocuk mutluysa, huzurluysa onda hiçbir sıkıntı yok. 600 gramın üzerinde alan bebeklerde ilk 6 ay. Ama çocuk 1,5 kilo alıyor zaten gayet iyi durum. Hani çocuk doymuyor demek yanlış olur. Bazen orada eğer aileler mama bile veriyorsa onu da kesin diyoruz. Hani mama da vermeyin artık. Anne sütü yeterli diyoruz. Orada anne sütü yeterli bizim için kriter aylık kilo alımı. Çocuğun kusma derecesi nedir? Gaz sancıları nasıl oluyor? Çocuk mutlu mu, huzurlu mu? Eğer çocuk annesini alıyorsa, iyi kilo alıyorsa, çişini, gaytasını düzenli yapıyorsa aslında hiçbir problem yok. Peki yapamıyor, kabızlığı var. Orada sıkıntı başladı. Ama nasıl size gelene kadar toparlaması gerekiyor? İlk 6 ay kabızlık şikayetleri çok sık olabiliyor. Özellikle karışık beslenenlerde nedir? Çocuk hem anne sütü oluyor hem mama alıyor. Ya da 6 aydan sonra hem anne sütü hem mama bir de ek gıdaya başladı. İyice kabızlık, ara ara ishal problemleri olabiliyor. Orada tabii ailelere önerimiz ne? Öncelikle medikal tedavi, ilaç dışı tedaviler. Bir kere yine annenin psikolojisine geliyoruz. Çocuk anne uykusuzsa, bir takım sıkıntıları varsa yakınlarıyla ilgili çocuk aniden o 2 gün, 3 gün, 5 gün gaytasını yapamıyor olabiliyor. Ya da o gün 5 kere yapabiliyor. Çocuğun bağırsak problemleri hemen değişiyor. Bir o, annenin yemesi içmesi bizim için önemli. Anne tabii yağlı yiyecekler, baharatlı yiyecekler, kızartma türü yiyecekler almamalı. Özellikle gaz yapıcı içecekler almamalı. Uykusunu almalı, minimum 3 litre sıvı tüketmeli. Bunları aldığı müddetçe zaten o anne sütünün yağ, protein, karbonhidrat oranı düzenli olacağı için çocukta hiçbir problem olmayacak ama bazen aileler diyor ki hocam 7 gün sonunda yaptı ama normal sıvı yaptı. Yine iyi diyoruz ama bizim için kabızlık nedir? Sert, çocuğu zorlayacak, karnı şişirecek, hatta ara ara fışkırır tarzıma kusma yapacak. Olan döneme biz kabızlık diyoruz ama hani 5 günün sonunda yine sıvı yaptı, yine problem yok. Ya da bir gün içinde 5 kere yaptı, yine sıvı, hani çok şey değil. Ona da biz normal diyoruz. Şimdi gelen sorularda kusma demişken bebeğim ne yerse çıkartıyor diye gelen sorularınız var. Bu ne derece zararlıdır? Nasıl önlem almalıyız diye gelen sorularınızın cevabını. Bade Hanım sizi dinleyelim daha sonra alalım. Hatta mısınız? Evet. Hoş geldiniz efendim. Ankara'dan bize ulaşmışsınız. Az önceki evet, izleyicimiz Ankara'dan ulaşmıştı. Başkentimize sevgi, selam efendim, saygılar. Dinleyelim sizi de, buyurun. Benim 2 yaşında oğlum var.
Evet. O da suya su katıyorum. Kabız oluyor hemen. Evet. Çok kilo aldı. Nasıl yapabiliriz biz bunu? Yanlış mı anladık? Lütfen düzeltin. Süte su katıyorsunuz. Öyle mi anladık biz? Evet. Sütü sade verdiğim zaman kabız oluyor. Ve çok aşırı kilo aldı. Süt haricinde nasıl besleniyor? Biraz bilgi verirseniz bize. Yemekleri yiyor. Ama biberonda yine süte su katmadan veremiyorum. Süte su kattığım zaman da çocuk tam kilo aldı. Acaba ondan mı diye biz de değerli hocamıza soralım. Hocam suyu sütle karışımından sonra bebeğin kilo alması mı ya da yanlış beslenme mi diyebiliriz? Yani şöyle inek sütüne tabii bir yaştan sonra biz aslında sulandırmıyoruz. Hani o 6 aydan önce işte bire bir sulandırma, 6 aydan sonra biraz oran düşüyor ama bir yaştan sonra inek sütü sulandırmıyoruz. Tabii onun yağlı mı, tam yağlı mı, yağsız mı olması da bizim için önemli. Bazen yağsız süt alınabiliyor. Çocukta bir takım bağırsak problemleri olabilir. Kilo ya da mı? Yağlı alıp ishale de çevirebiliyor. Kilo yapar mı? Yapabilir ama tabii burada önemli olan hani çocuğun kan tetkilerini de görmek gerekiyor. Herhangi bir tiroid problemi var mı? Demir eksikliği anemisi var mı? Çocuğun vücuttaki proteini, albümini ne düzeyde? Vitamin oranları, B12'si, folik asidi ne düzeyde? Ona bakmak lazım. Bazen inek sütü alerjileri olabiliyor. Hani bağırsak ona tepki verip kabızlık yapabiliyor ya da ishal yapabiliyor. Hani ona da bakmakta fayda var. Hani o tür durumda ne yapıyoruz? Tabii inek sütünü hani sulandırma da değil, bazen tamamen de kesiyoruz. Hani başka gıdalara yönelebiliyoruz. Veya hani yoğurt illa o kalsiyumu alacak şekilde olayın hani inek sütünden üretilen diğer ürünlere kayıyoruz. Yoğurt gibi, çünkü onlarda laktaz dediğimiz enzim eksikliği bazen bebeklerde olabiliyor. Yoğurt yiyenlerde olmuyor hani inek sütü ürünü ama onlarda olmuyor. Tabii mutlaka bir çocuk hekimine başvurması lazım. Hani kabızlığın acaba ondan mı ya da hani kilo alımı ondan mı ya da atıyorum belki karaciğerde de bir problem olabilir. Tiroidle ilgili problemler olabilir. Ona bakmakta fayda var. Çok geçmiş olsun efendim. Peki bebeklerin kusması, her yediğini çıkarması tehlikeli mi? Bir sorun haline gelebilir mi? Aslında ilk 6 ay çocuklar kusar aslında. Hani kusmaması iyi değil diye. Çünkü doğal reflü dediğimiz olay var. Anne sütü ne oluyor? Midedeki yemek borusuna geliyor. Fazla olanı atıyor. Eğer bir ayda 600, 700, 800 gram alıyorsa ama çocuğun kilo alımını azaltıyorsa tabii bir takım tetkikler yapmakta fayda var. O zaman bebeğin kusması normal diye duyuyoruz efendim değerli hocamızdan. Kilo alımı iyiyse ve hani diğer tahlilleri de ya da çocuk hekimi de kontrolünde gidiyorsa genelde çoğu çocukta olur ilk 6 ay doğal reflü dediğimiz ama yani değişik sıkıntılar varsa, ailede herhangi bir rahatsızlığı vardır, çocuğun kilo alımını bozuyordur ya da nöroloji gelişimi geridir, 3 aya kadar çocuk başını tutamıyordur. Tabii mutlaka çocuk hekimi kontrolünde normal demekte fayda var. Şimdi siz 600 gram yanlış anlamadıysam dediniz. İlk 6 ay 600 gram bizim sınır Peki, gramımız. Peki bir aydan 1 yaşına kadar alınması her ay kilo ayarı nedir? 600 gram mıdır, 1 kilo mudur, 2 kilo mudur, nedir hocam ayarı? Aslında bizim pratik formüllerimiz var çocuk hekimlerin. Çocuk hani 3 kilo doğdu. Normalde 5 aylıkken 2 katına çıkması lazım. 5 aylıkken? 5 aylıkken çocuk 3 kilodan 6 kiloya çıkması lazım. 1 yaşında 3 katına çıkması lazım. Yani 3 kilo 9, 9,5 kilo olması gerekiyor. Yani 5 aylıkta 2'ye katlıyoruz. 1 yaşında 3'e katlıyoruz. Ama hani aylık hesaba baktığınız zaman tabii kişiye göre değişebiliyor, bebeğe göre değişebiliyor. İlk 6 ay minimum 600 gram alması gerekiyor. 6 aydan 1 yaşına kadar da minimum 400-600 gram arasında. Yani biraz bir alt sınıra geliyoruz. Aylık kontrollerde bu gramajı yakalamadığımız zaman demek ki anne yanlış besliyor ya da gıda dönemini kaçırmışızdır. Ya da çocukta o arada bir hastalık problemi olmuştur. Mutlaka çocuk hekiminin onu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi bölümün ilk başında efendim sorular yine gelmeye başladı. Bebeğime obez tanısı konuldu. Çok da sevimli tosuncuk oluyorlar. Çok güzel ama tedavi anlamında da biraz sıkıntı olabilir mi ileriki dönemlerde sağlık açısından hocam? Çünkü dengelenemeyen bir kilo artışı var ve yaşına uygun değil. Aslında obezite küçük yaşta hani tanı konuluyor mu? Konuluyor ama burada çocuk için herhangi bir tedavi veriliyor mu, tadı
Tedavi seçenekleri bizde çok az obezite için. Çünkü çocuğu diyetisyene yollayacağız erişkinde olduğu gibi. 5 yaşındaki çocuğun diyetisyeni nasıl olacak? Çocuk okula gidiyor, cipsi alıyor, çikolatayı alıyor gibi. Diyete zor uyuluyor. Hani diğer tedaviler de zaten çok önerilmiyor çocukta. Obezite tabii nedenine gelmek gerekiyor. Temel eğer anne baba da obezite, diğer kardeşler de obezite, demek ki aile içinde yemeğiyle ilgili bir takım problemleri değiştirmek gerekiyor. Olayın bir kısmı da genetik zaten. Tabii çocuğun tetikleri de önemli. Çocukta az önce de belirttiğim beyinle ilgili hastalıklar varsa, tiroid problemleri varsa, karaciğerle ilgili bir takım enzim eksikleri varsa veya bir takım kan hastalıkları varsa, hani kilo alımı onlara bağlı da olabiliyor ama çoğunluğu genetik ve tedavi çok nadir obezite için. Obezite tanısını koymak aslında zor çocukta. Hani anne sütünü alan bir çocuk ilk 6 ay aylık 600 gram dedik, hani 1,5 kilo alıyor obezite mi? Değil aslında, hani doğal olan hani yaradanın ürettiği anne sütünü çocuğa veriyor. Hani orada zaten devreye giremiyorsunuz. Hani 3 aylık bir çocuğa obez demek yanlış olur. Çünkü kilo artışı yerindeyse sıkıntı yok efendim. Varsa zaten şüphelendiğiniz durumda takip ettiği çocuk hastalıkları doktorumuza başvurmakta fayda var değil mi hocam? Aynen öyle. Çünkü ne kadar erken yakalarsak sıkıntıyı o kadar kolay çözümü dedikten sonra Ayfer Hanım hatta mısınız? Evet evet hattayım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de dinleyelim efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Memnuniyetle, memnuniyetle program sizin. Dinliyoruz efendim. Evet. Benim 5,5 aylık bebeğim var. Allah bağışlasın. Makatın tam iç kısmında farklı bir delik daha tespit edildi. Hani ben fark ettim altını değiştirirken. Götürdüm evet. Hastanenin birinde yani hemen bir muayeneyle ameliyat edildi. Oraya pek güvenemedim. Başka bir yere daha tekrar götürdüm. Orada da gözetim altında tutulacağını söyledi. Hani büyüm olur mu olmaz mı? Bir milim kadar bağırsak dışına doğru dönülmüş bir şekilde bir delik var. Ama hani çocuğa ne kadar zarar olacak, ne olacak? Tam olarak bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Hani ne yapabiliriz, nasıl engelleyebiliriz ya da ameliyat doğru bir şey mi? Onun hakkında bilgi almak istiyorum. Ayfer Hanım hatta kalınız. Çok geçmiş olsun. Belki sorunuza ek bilgiler değerli hocamız isteyebilir. Buyurun hocam. Tabii mutlaka çocuk cerrahisi uzmanı bakmıştır bu konu hakkında. Çocuk hekimi çocuk cerrahisi uzmanına yönlendirmiştir. O anüsün makadın olduğu kısımda hani küçük delikçi dediği, tabii bunlar konjenital doğumdan olan, doğumsal olan hastalıklar. Yani sonradan oluşan hastalıklar değil. Muhtemelen hani bahsettiği de bağırsak normalde makatta sonlandıracakken ufacık bir yol bulup kendisine makat dışında başka bir delikten de yine gayta çıkımı, bazen idrar çıkımı, idrar torbasıyla da bağlantılı olabiliyor. Çocuk cerrahları bazen izleyebiliyor aslında onları, hani belli bir yaşa gelince kapana da biliyor veya daha da gerilebiliyor. Küçük bir noktacık halini alabiliyor. Tabii oradan gayta gelimi geliyor mu, idrar geliyor mu, çocuğun kilo alımını bozuyor mu veya o delikçik dışında hani böbrekle ilgili bir sıkıntısı var mı, bağırsakla ilgili ek bir hastalığı var mı diye, ona göre de çocuk cerrahisi uzmanları genelde izliyor ama hani çocuğun durumuna göre de hemen ameliyata da alabiliyorlar. İyi bir çocuk cerrahisi uzmanı gözetiminde olmakta fayda var. Çocuk hastalıkları uzmanı dışında çocuk cerrahisi uzmanı da mutlaka bu olayı değerlendirmeli. Takip, çünkü ameliyat geçirmiş bebek ve takip gerektiren bir durum ama ileride sıkıntı yapar mı diye anladığımız kadarıyla sıkıntı. Ameliyattan sonra evet, genelde düzeliyor hastalıklar ama ek bir hastalığı yoksa, hani yanında karaciğerle ilgili, kalple ilgili bir sıkıntı varsa tabii tekrarlama olasılıkları olabiliyor. Çünkü hani problemler devam ediyor vücutta ama sadece bu dediği delikçikse, başka vücut organlarında bir problemi yoksa genelde ameliyattan sonra düzelme olasılığı çok yüksek. Peki, çok geçmiş olsun efendim. Yine bir telefon izninizi alalım. Efendim hatta mısınız? Firdevs Hanım, yanlış anons yapmıyorsa. Alo. Firdevs Hanım, hoş geldiniz efendim. Erzincan bize ulaşmış, buyurun. Evet. Dinliyoruz efendim. Ya şeydir, benim de 4 aylık bebeğim var. Allah bağışlasın. Sağ olun hocam. Şeydir, kilo almıyor işte. Mesela geçen ay götürdüm 400 gram almıştı. Ondan önceki ay 400 gram almıştı. Ya bir de sık sık kaka yapıyordu. Ondan mı acaba hocam? Hatta kanınız. Hem ya, bir şey daha soracağım. Tabii.
Bir de şeydi, ilk dozda götürdük, şeydi, kalbinde delik vardı, delik var hocam. Evet. Bu da beni zaten çok üzüyor da şey yaptı, dedi yani geçer, doktora dedi mutlaka geçer, %99 geçer dediler de, bunu da çok merak ediyorum da. Tamam, çok teşekkür ediyoruz efendim. Erzincan'a sevgi, saygı. Televizyondan takip ediniz. İki sorunuz da sırasıyla hem de vesile olmuş olduğunuz kilo almayan anne ve babaların efendim ne yapması gerekiyor bebeklerine diye gelen soruların da cevabı olsun hocam. Kilo almayan bebeklerimiz. Erzincan'a selamlar, evet. Tabii ki Erzincan söylemişken başkentten sonra. Şimdi öncelikle ikinci soruya gelelim. Hani kalpte küçük delikçik dermiş. Şimdi normalde ilk birkaç ayda kalpte üfürüm tespit edilebiliyor çocuk hekimi. Onu da kalp ekosuna yolluyor. Kalpte ufak tefek delikçikler çıkabiliyor. Eğer zararsız olan bir delikçikse genelde 6 aya doğru o kalp gelişimini tamamlayıp o delikçikler kapanıyor bizim gördüğümüzde. O zaman genelde derecesi öyle. Diyebilir miyiz? Tabii yani o kalp aslında hani çocuk anne karnında gelişimini dışarıda da devam ediyor. O kalp delikçikleri yine kapanmaya çalışıyor. Muhtemelen bahsettiği konu o zararsız olan delikçikler. Genelde ilk 6 ay muhtemelen çocuk kardiyoloğu da 6 ayken bir daha bakıp tamam kapandı diyecektir. Kapanma olası çok yüksek, onu söyleyeyim. Eğer zararsız olan delikçikse. Diğer konuda az kilo alım. Hani zaten bahsettik ilk 6 ay aylık 600 gram, bu tabii sınırda almış, 400 gram almış. Tabii burada problemleri hani anneye bağlı mı, bebeğe bağlı mı faktörler var. Bazen göğüse bağlı olan hastalıklar da olabiliyor. Anne psikolojisini düzeltmesi lazım, bol sıvı alımını sağlaması lazım. O yağlı olan kısmı mutlaka alması lazım. Bebekte tabii bir takım sıkıntılar var mı? Hani bazen annenin bir göğsünü almıyor, diğer göğsünü alıyor. Sadece birine bağlı olabiliyor. Hani eğer 400 gramın altına düşmeye başlarsa zaten çocuk daha 4 aylık. Hani ilerleyen aylarda belki gıdadan önce bir formül sütle araya girilebilir. Hani o eğer formül sütle de zaten kilo alımı yoksa mutlaka incelenmeli. Hocam son sorumuz olsun. Yönetmenimiz süreyi de aşmamamız konusunda uyarıyor. Özellikle gelen sorularda bebeklerin ağız kısmındaki pamukçuk olayı var. Ona nasıl bir öneri getirirsiniz? Nasıl bir tedavi evde yapılması gerekir? Aslında bu pamukçuk bir çeşit mantar, monilyaziz diyoruz biz ona. Dilin üzerinde beyaz bir tabaka şeklinde. Bazen hani anne sütü alımından sonra da beyaz bir tabaka oluyor ama şöyle dokunduğunuz zaman o anne sütü gider ama bu gitmez mantar olduğu için. Evet. Orada da ailelere önerimiz öncelikle medikal ilaç tedavisi dışında birkaç öneri diyoruz. Diyoruz ki biz işte hani emzirden yeri temizliyor musun? Ağız bakımını yapıyor musun çocuğun? Ağız bakımını yaparken mutlaka karbonatlı su reçetemizi söylüyoruz. Nedir diyoruz? Yarım çay bardağı kaynatılmış ılıtılmış suya yarım çay kaşığı karbonat koyun, karıştırın. Bir tülbent olur, mendil olur, herhangi bir bez de olur. O bardağı batırıp dilin üzerine ve iç yanakları hafifçe süpürmemiz lazım. Onu günde 3-4 kere yapmamız lazım. Hem orasını hem emzirdeği yeri mutlaka karbonatlı suyla temizlemesi lazım. Ya da biberon alıyorsa biberon başlıklarında karbonatlı suyla temizlemek lazım. Bir sonraki kademede tabii bir takım ilaçlarla, damlalarla tedavi ediyoruz ama dirençli olan pamukçukta hani biz her şeyi deniyoruz. Halen gittikçe artıyor. Tabii bir kan sayımı yapmakta fayda var. Hani acaba immün sistemde bir problem mi var diye. Bu çok nadir olsa da olabiliyor ama yine de orada uyanık olmakta fayda var. Hocam o kadar çok süre bizim sonuna geldik ama sorular fazla. Gözlerde çapaklanmayı, yürüteşle ilgili sorularınız var. Bizim yaşına bastı çocuğumuz. Artık sıkıntılar başladı. Çok da keyif alıyoruz derdini anlatmaya başladı ama beraberinde de sıkıntılarımız var diye birçok sorularınızı efendim yarım bırakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü süremizi aştık ama sözünüzü alalım hocam. Yine en yakın zamanda göz taraması ile ilgili sorular var. Beraber bilgilendirmiş olalım. En yakın zamanda hocam tekrar sizi ağırlamak dileğiyle. Yeni doğan bebek bakımını bugün sizinle konuştuk hocam. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Vefik Arıca. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Efendim süremizin sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte birlikteyiz. Ağzına sağlık.